Legend of Mushroom oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Oldukça saran, güzel, eğlenceli bir oyun. Bugün bir tane de konuğum var. Konuğum Saruhan. Saruhan merhaba, hoş geldin. Hoş buldum abi, iyi İyi akşamlar. akşamlar, nasılsın? İyiyim vallahi, sağ ol abi, sen nasılsın? Vallahi iyidir. Canlı yayın bitti hemen. Canlı yayından sonra da bu şeyi açtım. Legend of Mushroom'umuzu. Biraz hastayım, konuşamıyorum. Abi aynı şekilde ben de nezle olmuşum. Aynen. Sen de başladın herhalde oyuna. Bayağı ilerlemişsin sen. Abi ben senin videodan sonra başladım. Daha doğrusu ben senin Mushroom videonu yeni gördüm. Yani dün gördüm. O hesapta zaten sana fotoğrafını attığım daha bir günlük. Ben bir günde o kadar kastım. Ya videodan Ondan bakıldığında önce evet. Bayağı şey. biraz daha oynadım. Sarmamıştı, sildim ama ikinci videonu daha yeni gördüm. Dedim bir daha yükleyeyim. Bu sefer o hesaba da ulaşamadım. Baştan başladım. İşte dünden bugüne bu kadar oldu. Bayağı kasmışsın sen ya. Evet. Nasıl ne? Şeyler donanımda sarı olmuş neredeyse. Evet. Abi dün saat 10'da falan başladım. Zaten dün topu topu bir saat oynadım. Hani bu sabahtan başladım da diyebiliriz aslında. Sarıyor ama değil mi? Sarıyor. Abi oyun sarıyor ya, böyle özellikle boş vaktin varsa hani arkadan aç bir şeyler izle, izlerken de bir yandan oyna. Çok güzel oyun. Maden var, maden 1.000 metre inmedikçe şey yapmıyor. Büyük ihtimal şu baltayı geliştirme muhabbeti vardır. Yani şu gri olanları tek atacak. Sen yayın şey değilsen bana yayın açabilir misin abi, ben Ha, sen ekranı göreyim bir geç yandan. görüyorum. Tamam, açayım. Açtım. Şimdi tam gözüküyor herhalde. Allah Allah. Bende yayın gözükmüyor abi. Valla. Ha şimdi geldi. Tamam. Evet abi, o kazmayı geliştirmenin bir yolu yok. Varsa da ben daha bulamadım. Sadece gördüğün gibi yanda bomba ve solda kazıcılar var. Evet. Ama ya şu taş kazma ileride şöyle gelişiyor olabilir belki. Bu oyunun bir de araştırma kısmı var. Aynen. Eğer gelişiyorsa araştırma kısmından gelişir. Ya orada kazma ile ilgili geliştirme var. Ona birazdan bakarız. Şu şeyin bitsin, 36 kazman bitsin. Ya varsa orada vardır. Aynen. Başka türlü geliştirmenin bir yolu yok. Bu da 1000 metreye kadar manuel gidiyor. 1000 metreden sonra ne kadar birikirse o da kazıp kendi çıkar diyor. Otomatiğe bağlı yani. Evet. Veya paket almanız gerekiyor. Ben şu anda video çekiyorum bir yandan da. Şey konusunda da mesela başlarda seviye 16'ya kadar bu lamba açma işi biraz sıkıcı gelebilir ama seviye 16'dan sonra otomatik lamba kendi kendine açmaya başlıyor. Aynen. Başlattığında sadece oyunu açık tutmaları gerekiyor. O yüzden endişe etmesinler bu konuda. Bir de şey, şu 8 katman mı kaldı? Onu da sonra göstereyim. Bitti mi? 3, 2. Şurada bir bitti mi lan? Neyse, bitti. Sıkıntı değil. Burada bir de şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela ben şu otomatik bir durdurayım. Saatte. Mesela kazmayı, lambayı otomatik açmaya ayarlarsanız şuradaki oranları var. Orana göre açmanız lazım. Mesela sıfırın altındaysa oran nadire geçin. Mesela ben şu oranım çok düşük ama olan üstüyü seçtim. Şu sarı ekipmanlar gelsin diye. O orana da nereden bakıyoruz? Şuradan. Mesela olan üstü sarı Evet. olan 0.9. Yani 0.9 ihtimal çıkması var. Güzel ekipmanın çıkma oranı var. O yüzden lambayı çok harcayıp az ekipman çıkarabilirsiniz. Onu dengeli gitmeniz lazım. Mesela nadirde 100 olmuş. Bu çıkabilir. Nadirden gidin. Burayı 1'e geçtikten sonra bunu açın. Şunu. Abi şöyle diyebiliriz, level 4'ten sonra
O otomatik yerden sadece mavileri seçebilirler. 7'den sonra da sadece oradan mor çıkarmaya çalışsınlar. Moru seçsinler. Böyle, ya ben böyle oynuyorum. Hepsini sarı yaptım bu taktikle. 9'dan sonra da sadece sarıları seçtim. Geç çıkıyor ama diziyorsun bir şekilde. Hani, ben mesela şuna dizdim, şunlar kaldı bir. Yavaş yavaş bakalım. Burada teknolojiye gidiyoruz. Teknolojiyi araştırmak için az önceki madenden şunları çıkartmak gerekiyor. Kömürü, cevher diyor ya. Kömür kısmı da şurada, kömür diyorum. Kişi hukuku. Ne dedi abi? Teknoloji araştırmazı. Yani buna gerek yok çünkü videodan video oyuna giriyorum. Sonsuz mantar gizemi. Sağlık, bak buna veririm. Evet. Hızlanma istiyor. Tamam, bu da geçsin yavaştan. Şey çok hoşuma gitti. Tarladan bir şey çalıyoruz ya. Ben gidip çalıyorum sürekli, evet, bak şimdi. Çalacağım yine. Bu arada o araştırma kısmında ittifakta olduğunuzda çok çabuk bitiyor. Zaten 15 dakikayla 30 dakika arası sürüyor başlarda. İlk başlardakiler. İttifak yardımlarıyla birlikte çok hızlı bir şekilde bitiyor. Yani 5-10 dakika içinde bile bitiyor direkt. Bak, üye sayısına göre. Eren 97 level olmuş abi. Eren artık çalmamız lazım bizim. Çal abi. Eren izliyorsan küfür etme Eren. Tamam, bu 15 dakika çalacak artık burayı. Evet, adam 15 dakika boyunca fark etmezse ve kovmazsa adamla savaşıp onun diktiği ekinleri biz çalıp eve getiriyoruz. Şunu tam anlamadım ben. Ruh çağırma diyor ya. Evet abi. Yani bu yetiştirdiğimiz meyvelerle, sebzelerle buradan ruh çağırıyoruz ama ya hangi oran ne işe yarıyor tam anlamadım. Abi ruh çağırdıkça heykel seviyesi artıyor. He. Tamam, artıyor. Arttıkça da burada oranlar mı? Heykel seviyesi arttıkça da aynen, mesela şey oluyor. Mesela şu an 3 tane yerden alabiliyorsun ya. Hı? İkinci seviye kilitli diyor bak. Dördüncü açılıyor seviye 2 olduğunda. Tamam, o sebzeleri de bunlara veriyoruz. O da tamam. Şunlar henüz açılmadı da. Evet abi, server gün ilerledikçe bunlar açılıyor yavaş yavaş. Hepsi bir kere de açılmıyor. Bir ekipman daha buldum, onu da alayım abi ben. Ver kardeş. Oo. Turuncu çıktı abi. Çok iyi. Bayağı iyi yani. Şunları keşke satmasak ya. Stokta bekletsek de. Niye ki, beni satmak daha iyi değil mi ya? İyi abi, başka şey yok zaten oyunda. Satmak zorundasın. Bir de şu elmaslar abi, o oyuna başladığınızda elmaslarınızı kesinlikle harcamayın. Aynen. Ya ikinci gün ya da üçüncü gün binek diye bir etkinlik gelecek. Karakterinizin üstüne bindiği işte bineği alabileceksiniz, çıkartabileceksiniz şansa. Orada bir 25-30 K arası elmas gerekiyor iyi bir bineğe sahip olmanız için. O yüzden oyuna başladığınızdan beri hiç harcamayın, dokunmayın o elmaslara. Elmas harcamadan da çok rahat ilerleyebiliyorsunuz. Yani ben bir günde elmas harcamadan full sarı set yaptım. Şuradaki etkinlikler de çok güzel. Bunları da yapıyorum ben sürekli. Kahramanları falan, ekipmanları geliştiriyor. Ya oyun çok güzel. Şöyle çok güzel. Oyuna para yatıran insanlar evet bir ayrıcalığı oluyor ama oyunun ana mantığı aktif. Yani o kişi ne kadar para yatırırsa yatırsın, sen daha aktif olursan onu yakalayabiliyorsun kolaylıkla. Ben bu görevleri gittiğimde yapıyorum ya hepsinde. Artık şey istiyor, kilit istiyor.
Onu da almak için reklam izle diyor. Zaten evrimde belli bir süre sonra vallahi şey oluyor değil mi? Ben iliğini kurutuyorum ya. Tüm videolar ne varsa her şeyi izliyorum. 5 kuruş da yatırmadım o gördüğüm hesaba. Yunus Emre abone olmuş. Hoş gelmiş. Şu boss zaten. Şey sınıf olarak ne seçtin? Sarı. Abi sınıf olarak size şöyle söyleyeyim. Savaşçılar PvP için, yani buranın da arena kısmı var. Evet. Ve arena kısmında savaşmak istiyorsanız savaşçının saldırı yansıtma özelliği var. O yüzden PvP'de çok iş yapıyor. Ama böyle karakter kasacaksanız ve hani oyunu bitirmeye yönelik oynayacaksanız kesinlikle okçu gitmenizi tavsiye ederim. Okçu tamamen etkinlikler için. Ha şöyle bir taktik de yapabilirsiniz. Oyunun erken safhalarında şifacıyla oyundan çok fazla verim alabiliyorsunuz. Evrim kısmında. Hı hı. Ondan sonra okçuya döndürebiliyorsunuz. Belirli bir elmas karşılığında yine. Ama bununla uğraşmak istemiyorum. Zaten o kadar çok kendimi vererek oynamayacağım diyenler varsa direkt okçu gitsinler. Ve şey büyücüyü seçtim. Şifacı değil de büyücü. Ona gidiyorum ya şimdi. Abi büyücü de iyi. Biraz erken oyunda o da zorlanıyor. Ama ilerledikçe açılır elbet. Ya büyücü için ekipmanlar çok önemli. Ekipmanları ne kadar gelişmiş olursa o kadar rahat edersin. Çünkü can barı çok az büyücünün. Çok vuruyor ama can barı düşük. Evet. Beceri hasarı falan vardı. Beni öldürdüler mi? Beni öldürmüşler ha. Abi işte bu sıkıntısı var büyücünün. Can barı çok düşük. O yüzden erken oyunda biraz eziyet çekiyorsun. Ben işte o yüzden hep sağlık gittim araştırmada. Hasarı zaten iyi. Sağlık kısmında ben araştırmadan yükleneyim dedim. Olmadı çeviririz ya. Ben okçuyu daha çok duydum mesela daha güzel diye. Bakalım çeviririz belki de. Abi okçu şu an en iyisi. Özellikle 100 seviyeden sonra okçudan daha iyi yok. Ha arenada ben insanlarla kapışmak için bu oyunu oynayacağım diyorsanız savaşçı gitmeniz gerekiyor. Oo. 8400 nere? 12800 nere? Ver abi ver. Tamam gözlüğü de aldık. Sarılar morlardan her zaman daha iyi abi çünkü alt tarafta beceri hasarı falan ekstra verebiliyor. Yani, ya da yansıma. Ya şu geldi bana da seviye 21'den sonra diyor. O... Neyin 21'i mesela? Ben normalde 41 oldum. Abi o bende açılmadı ya. Onu büyük ihtimalle o altındaki barı falan doldurmamız gerekiyordur. Avaş planı diye. Çözemedim tam. Bir tane şeye gireyim ben. Arena'ya gireyim. Arena'da çabuk geçiyorlar ya. Evet. Mesela şunu alırım bak. Bir tane altta var. Hı -hı. Yeşil. Evet. Tamam. Ezdik ya adamı. Ezdik kollar resmen. Yenile. Yok. Şuna bir denerim Ahmet'e. Büyük ihtimal alır abi. Tipe baksana. Ohoho. Direkt ezdi beni vallahi. Bir de abi böyle hediye kodları var. Ben onu bir liste halinde atarım sana. Hı hı. O hediye kodları ama ilk girdiğinizde direkt onları yazdığınızda çalışmıyor. 2 gün içerisinde tüm kodlar aktif edilmiş oluyor. Yani üçer üçer aktif ediyorlar. Belirli saatlerde.
ama 2 gün içerisinde en fazla 3 gün içinde tüm hediye kodları aktif oluyor. Yani çok bir şey vermiyor ama oyuna para yatırmayan insanlar için benim gibi çok güzel ekstra elmaslar vesaire alıyoruz. Her şey değerli abi, para yatırmayan için. Şey çok değerli mesela, bu süre hızlandırması veriyor. O çok iş yapıyor. Mesela onun duyurusunu yapayım ben. Discord'da, bizim Discord sunucumuzda bir tane oda oluşturacağım oyunla ilgili. Bir şey diyor. Batuhan falan var chatte. O da bizimle beraber başladı. Hepimiz bir sıfır eyalette başlayalım. Klan kuralım. Oradan beraberce oynar, eğleniriz gibisinden bir şey yapacağız. Eğer katılmak isteyen varsa Discord sunucusunda odayı açacağız biz. Bugün açarım ben. Oraya siz de gelin. Oradan muhabbet ederiz. İşte ne yapacaklarımızı konuşuruz. Bayağı eziyorlar ya. Buradan şeye bakacaktım ben bir saniye. Evrim kısmından. Evet, evrime gitti abi. Dur, evrime gitti. O da olur, o da olur abi. O da olur. Az önce girdiğin yer de olur. Şimdi abi kaçta seçebileceğim okçuyu tekrardan? Arbaletli mi, iyi sen okçu mu? Sen şu an neredesin abi? Biraz geri çık. Okçu iyi abi. Sen büyücüyü seçtin mi abi? Bir geri gel biraz. Sol tarafa doğru gel. Ben seçtim, şuradayım. Şu. Ya da şeyi seçmedim. Abi bu şanlı. Sınıf sıfırlama sanırım abi. Sınıfı sıfırladıktan sonra tekrardan gidebiliyorsun bu. Ya da şu sen şu an büyücüsün. Sen şu an büyücüden gitmek zorundasın abi. Aynen. Bak şurada şey diye 50 olunca evrim yapabilir diyor da. 50 olunca abi iki çeşit büyücü var ya. Ya ha, alttakine ya üsttekine gideceksin. Ya şivacı olacağım ya büyücü. Evet. Dediğim gibi şuradan sıfırlama deyip beraberce yapalım ya, biz de öğrenmiş oluruz. İzleyenler de öğrenmiş olur. Sıfırla diyorum abi. Dedim. 82.000 şeyim gitti. Evrime canım gitti abi. Evrime gitti. Macerci diyor lan. Seni seçtim. Burada herhalde beceri puanlarını veriyor. Bunu otomatik seçtiriyor. Evet. Bir daha seçtirecektir. Tamam geç. Heh. Evrime git abi. Evrime git. Okçu. Tamam abi, okçu. Yani böyle şifacıyla erken oyunda kasıp sonra sıfırlayıp okçuya geçebilirsiniz. Bir şey kaybetmiyorsunuz. Level falan sıfırlanmıyor. Sadece bu evrim puanlarını geri çekiyor. Bir daha veriyorsun. Şimdi okçu hasar mı istiyor acaba? Okçuyu hiç incelemedim. Abi okçu hasar ve ekipmanlarda kritik çok önemli. Direkt skill'lerle tek atabiliyor çünkü bosslara vesaire bazen. Eğer çok fazla kritik gelirse üst üste iyi vuruyor. Bakayım okçum gidiyor. Aynen o kalmış eline. Bir ekipman daha geldi. Oo. Bugün şansımız yaver gidiyor. Sarı var. Turuncu turuncu gidiyoruz vallahi. Abi videonun şansına mı bilmem, iyi çıkıyor vallahi. Aynen. Ben bayağı bekliyordum. Beraber. Mesela bu işte bizim yerimize hem lambayı açıyor hem de işimize yaramayan ekipmanları otomatik satıp parasını ve XP'sini direkt bize veriyor. O bayağı yoruyor çünkü tek tek yapmak. İşimize yararları da çıkartıp bekletiyor böyle. Ha burada evet, 16 level'da açılıyor işte bu abi. 16'ya kadar biraz yorulacaklar ama 16 level olmak da çok kolay yani. Gözünüzü yani o kadar büyütmeyin. Buradaki şunları birleştirmek mi daha iyi ya acaba? Abi hepsini birleştirip solda maviye tıklıyorsun. Tek tıklamayla yerleştir diyorsun. O en iyilerini otomatik yerleştiriyor. Mesela şu an yaptı. Aynısını petlerde de yapabiliyorsun. Yapalım. Evet.
otomatik yerleştirdi. Ya en iyisini yerleştiriyor. Mesela az önceki skill'lerim çok kötüydü. Direkt şu an mor ve sarı. Yani efsanevi ve legendary skill'lerini atadın. Şu an çok daha fazla vuruyorsun. Tamam. Güçlenir dedim. Şimdi yaparsan tamam, şu kuşu aldı. Onu güçlendirdiğim için. Bir de çok şey. Abi hayvanlarına bakabilir miyim bir? Tabii. Şunlar. Ha, o postadaki ejderi almışsın da bir an gözüm görmedi. Aha. Şu ufak mor şey turuncu dinozor. Şu. Mesela şunları buna yediremiyoruz mu acaba? Yok abi, aynısından bulup eşleştirmen gerekiyor. Hmm. Kaç tane istiyorsa. İşte az önce gösterdiğim pet shop'tan rastgele çıkarıyorsunuz. Ama oraya hiç elmas harcamanıza gerek yok. Harbiden söylüyorum, gerek yok. Binek için elması bekletin. Ben şuraya girip... Ya bu harabede çok şey yapmak lazım aslında. Neyse bir daha girelim bakalım. Çünkü o özel ekipmanları falan güçlendiriyor. Şu altımızdaki binek var ya, onları güçlendiriyor. Burada alacağımız itemler. İnşallah. Mesela buradan davet edebilirdik. Ekip olsaydık değil mi? Oo, sebze çalma başarılı diye. Evet. Abi de bayağı iyi sebze çalmışız turuncu. Üf, erittiler lan adamları. Anam, bizi erittiler vallahi fareler. Bir şu arkadaş kaldı, o da bitmek üzere. Biz öldüğümüz için yok, alamadık. Bunun bir üstündekini alabilirsin abi büyük ihtimalle. Zorluk seviyesi 6'ymış. Anahtarın var mı bilmiyorum ama. Tamam. 5'e girelim. 6 zormuş. Oyun çok şu sıralar popüler olduğu için bu bekleme sıralarında falan çok fazla bekletmiyor sizi. 15-20 tane içinde bir takım buluyor mesela. Mesela şuradaki adam sıra yendiyse bize de yardım ediyor. Bak biz mesela bu adama yardım ettik. Tiplere baksana bir. İşte 5'i alırız ya. 6 zordu da. Şey aldık abi ya. Şimdi ana boss gelecek. Kesersiniz canınız full. Geldi boss. Boss reis. Ha, yok ettik. Tamam, o da bitti abi. Yani maskeleri gösterebilirsin abi. Aha, bir tane daha geldi. He, o maskeleri de konuşalım. 42 level. Al abi. Tamam abi. Yo. Anam sattık lan. Abi düşük olmasının nedeni o en altta verdiği iki tane değer var ya. Hı-hı. Onların kötü olması. O yüzden güç düştü. Bir maske daha açıldı abi. Yok. Neymiş, boru gibi bir şey. Almaya kalıntı git. Avı de abi. O da etkinlik. Şeyin var. Puanın var abi. Ha, çıkarttık mesela. Mavi çıkardık abi. Heh. Ha, şimdi takıyorum. Güçlendir hacı. Ne işe yarıyor tam bugün de. Ha, bunu güçlendirmek için şey gideceğiz. Tamam, bunu taktık. Şu. Mor da var sanırım, aynen. Onu da takabiliriz. Tamam, bunu da taktık. Antikar abiye gitmek gerekiyor. He.
Abi buna takmadık mı biz? Taktık herhalde. Ha şimdi taktık, tamam. Şimdi taktı. Maskeler. Bu arada şu maskeye başta basmayın. Yani bu puanları biriktirin. Mesela mor açılmış. Mora puan basın. Daha sonra sarı açılıyor, turuncu açılıyor. Ekipman gibi gün geçtikçe burada da daha üst seviyeler açılıyor. Bunda sarı oluyor o zaman. Dediğin gibi aynı. Evet. İşte sarı, turuncu, kırmızı öyle gidiyor abi. Bak 8 tane buz erimiş arabesi aldık onu. 50 kez düşman yen. Yeneriz hacı. 50 düşmanı yenmeye ne var? Sürüsüyle geliyor. Şunlar beleş zaten. Bunları hemen alıyorum ben. Çark. Arkadaş. Kimmiş? Tıklama lazım. Bu bana her gün hediye mi gönderiyor? Ne yapıyor abi? 2000 geliyor her gün. Abi o topladıkça sana da geliyor pay. Hmm. Kendi çiftliğinden topladıkça arkadaşın olduğu için sana da geliyor. Başarılı, yani görevi tamamlıyor ya. Çaldırmıyor kimseye ekinleri. Oo, sörf mü oldu, ne oldu? Besle. Testama bilek paketi. Abi bu değerli işte. Elmasla bu anahtarı alacağız. O etkinlik geldiğinde, binek etkinliği geldiğinde. Ve bunu fulllememiz lazım. Ya götürebildiğimiz kadar ileri götüreceğiz. Tabii fulleyemeyiz de. Bak burada ekipman takılıyor. Evet. Üf, bu neymiş lan? Yalan kırık kılıç. Buna mı binecek? Abi çok fazla şey var ve şansına hangisi çıkacaksa. Ama iyi bir binek çıkarabilmek için çok rahat bir 30.000 elmas falan lazım hesapta. Karakteri 43 seviye yaptı. Yaparız. Onda sıkıntı yok abi. Basıp gidiyor zaten. Bir de kalkan açtı bak buraya. O ya yanındaki yaratıklardan birisi yapıyor ya da skill'lerinden birisi. Hı. Bayağı Türk oyuncu var ya. Konuşmalarına baksana. Ben dün başladım. Yabancı bir sunucuda başladım bir de. Abi orada bile çok fazla Türk var ya. Aha bir ekman daha geldi. Oo 13.000'e olağanüstü kemermiş. Güzel. Sat abi, tamam sarıldık bayağı. Güzel. Full sarı artı bir turuncumuz bile var. Bayağı iyi durumdayız. Aynen. Daha şunlar gelecek. Bunlar nereden gelecekse. Ne diyor? Arenaya bakalım abi şimdi. Çünkü bayağı güçlendik. Bakalım. Aynen şu. Yasin'i bir tokatlayalım abi ya. Böyle olmaz. Ula Yasin bizi tokatlıyor. Skilleri çok yavaş oluyor bak bunun. Bana biraz öyle geldi. Sarı ya abi. Sarı skiller çok vuruyor. Bazıları can veriyor. Bir süre canını yeniliyor ama cooldown süreleri çok fazla. Üf, bunu direkt sildik vallahi. Yenile her gibi. Bakalım bir yeşil gelirse. Yok. İşte kupa kastıkça daha iyi oyuncularla kapışıyorsunuz burada. PvP'si bu. Ya da şey yapabilirsiniz. Dünya sohbetinde veya
ittifakınızdaki arkadaşlarınızla vs atabilirsiniz. Bir de oyunu böyle bir muhabbeti var. Resim paylaşma gibi, ara paylaşma gibi bir şeyler var. Değil mi? Gördüm geçen gün. Evet abi. Onu da şöyle yapıyoruz. Abi profiline tıkla. Yanlış hatırlamıyorsam. Kendi profiline. Oo, bu ekipmanlar neymiş böyle? O artık insan olmuş ya. Kendi resmini neyi paylaşmış? Evet. Anlar. Evet. Hah. Burası. Ya bu kısmı tam çözemedim. Kendi resmini atmış mesela. Abi burası oyunun içindeki küçük bir sosyal medya gibi ya. Ha, değil mi? Bana da öyle geldi. En yeni kısmı var. Direkt oradan en son atılanlara bakabilirsin. Burası ufak bir sosyal medya kendi içindeki. Ben burayı şey sanıyordum. Mesela oyunda bir savaş varsa oradaki özel anın resmini çekip burada paylaşılır gibi bir şey sanıyordum. Ya öyle kullanan da var. Ekipmanlarını SS alıp atan da var. Böyle kendi fotoğrafını atan insanlar da var. Tamam, böyle gitsin abi. İşin sosyal kısmı beni ilgilendirmiyor abi. Biz savaşmamıza bakalım. He. Abi beni de hiç alakadar etmiyor. Ben oyunumu oynuyorum sadece. Yani çok kafa yormak gerekir ya. Oralara girip temel savunma. Temel saldırı %200. Bak bu güzelmiş. Temel saldırı. Tamam. Abi bu çok önemli okçu için. Ne kadar çok vurursan o kadar iyi. Burayı da bitirdi. Bayağı da haritası var ha. Artık buradan tesadüf bir... Okçu erken oyunda da... Hı? Sen söyle abi. Ya turuncu sarı çıksa da daha güçlü çıkacak. Yani yine sarı çıkacak. Evet. Her zaman daha güçlüsü çıkmıyor ama genellikle daha iyisini veriyor. Hani... Bunun bir üstü epik. Oranı nedir epik? Bir saniye. Aslında epik'e de geçebilirim ya yavaştan. Ne diyorsun? Geçeyim mi? Abi 0.2 çok az ya. Ya 11 falan olduktan sonra lamba olabilir. Bir tane deneyim. Videoyu da... Oo, yarım saat olmuş. Tamam. 5000 lamban var abi, denemiş olmuş. Denk geliyormuş bir de. Ha, benim diyeceğim şey şuydu. Okçu erken oyunda da iyi ama 100 level'dan sonra uçuşa geçiyor. Çünkü evrim atlıyorsun. Hmm. 100 level'dan sonra bayağı güçlü oluyor. Özellikle bu etkinliklerde vesaire. Yavaşla ben kapatayım. Gençler, umarım beğenmişsinizdir. Sarıhan katıldığın için teşekkürler. Dediğim gibi o ekibi kuralım. Beraberce oynayalım. Eğer hesabımı bırakım dersen. Bırakırım dersen. Zaten kasması ben kolay. Ben teşekkür ederim yani abi. Bir günde kasılıyormuş. Hiç sıkıntı yok abi. İkinci telefondan da seninle oynarım, canın sağ olsun. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Sarıhan. Videomuzu da kapattım. Görüşürüz abi.